da sözüne baharlar gelecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Bu ne güzel Ardahan böyle. Bu ne güzel Ardahan böyle. Nasılsınız, iyi misiniz canım hemşehrilerim? Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Ardahan'a bahar gelmiş. Ardahan'a bahar gelmiş Ardahan'a. Parkta bulunan değerli Ardahanlı hemşehrilerimiz, iş yerlerinden millet buluşmasına katılan değerli Ardahanlılar, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birazdan sizlerle birlikte olacak. Ama beraberinde İki tane yiğitle geldi Kemal Kılıçdaroğlu, iki tane yiğitle. Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Mansur Yavaş'la ve Ekrem İmamoğlu'yla birlikte Ardahan'a geldi Kemal Kılıçdaroğlu. Canım hemşehrilerim, sevgili Ardahanlılar, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? Türkiye'nin hakkını vermeye var mısınız? Çocukların hakkını vermeye var mısınız? Demokrasiye var mısınız? Adalete var mısınız? Liyakate var mısınız? Huzura var mısınız huzura? Sizleri çok fazla bekletmeden izin verirseniz, ...31 Mart'ta... Ankara'yı 25 yıl aradan sonra tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan Cumhurbaşkanı yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı buraya davet etmek istiyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Hoş bulduk Ardahan. Maşallah, maşallah. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Efendim. Sağ olun. Sözüme şöyle başlayayım. Ankara Büyükşehir'i yönetiyoruz ama başkan vekilim Ardahanlı. Burada Sait Bey. Bilginiz olsun. Efendim. 31 Aralık'ta 2019 yılında Büyükşehir'e Millet İttifakı Belediye Başkanı olarak aday olduk. O zaman da şimdiki gibi bunlar yönetemez, beceremez, iş koyunu gidemez gibi peşin hükümlü sözlerle maalesef onlar siyaseti böyle yapıyorlar. Mutlaka karalamak için yapıyorlar. Bu tür sözlerle bizleri karalamaya çalıştılar. Efendim. Dediler ki 35 bin nüfuslu bir belediyenin başkanıydı. Ankara'yı nasıl yönetecek? Öyle ya, bunlardan başka hiç kimse yönetemez. Her şeyi bunlar bilirler. Bir dakika. Daha sonra çok şükür Ankara halkının tertemiz oylarıyla seçildikten sonra işe başladık. Ben olanı söyleyeyim. İlk ay dediler ki 50 milyon lira borç başlayacak. İşçilerin maaşını ödeyemez.
Şimdi geldiğimiz durumu söyleyeyim. 5 katrilyon eski parayla 5 milyar bunların o dinozor parkına gömdükleri paranın borcunu ödedim. Yuh'a gerek yok. Onlar çılgın proje diye böyle çöp projelere milletin tertemiz parasını aktarmayı severler. Maalesef böyle. Halbuki biz gelir gelmez bütün ihaleleri internetten canlı yayınlamak suretiyle ki şu anda 3500 tane ihalemizi internete girmek suretiyle kim hangi ihaleye girmiş, kaç kişi girmiş bunları görebiliyorsunuz. Ve bu Allah izin verirse yüzyıllar boyu internette kalacak. Mansur Yavaş hangi ihaleyi nasıl yapmış herkes görecek. Ayrıca yaptığımız hizmetlerin kaç liraya mal olduğunun da hepsinin tabelaya üzerine kaç liraya yapıldıysa o iş onu da asıp. Ayrıca internetten kimden ne alınmış, kaç liraya alınmış, o yetmiyor. Sayıştay raporlarını, her şeyi internetten görebiliyorsunuz. Seçilmeden söylemiştik. Biz hesap vermeye talibiz diye. Bizim yöneticilik anlayışımız budur. Ve yaptığımız çalışmalar sonucunda yaptığımız yolları, köprüleri faaliyet bile saymıyorum. Yaptığımız çalışmaların sonunda yönetemez dedikleri belediyede bu yaptığımız işler sayesinde İngiltere'den dünya başkent belediyeler başkanı, yılın idare başkanı olarak seçildim. Çünkü biz de seçilir seçilmez rozetimizi çıkarttık. Bir Allah'ın kulunu ayırmadan, kimin neci olduğuna bakmadan Ankara'nın bütün ilçelerinde, bütün semtlerinde önce insan hayatı, insan sağlığı diyerek işe başladık. Düşünebiliyor musunuz? Çılgın proje yapacağız diye Ankara'nın nüfusu 10 yılda o kadar artmasına rağmen 2013 yılından itibaren bir tek otobüs dahi alınmamış. Dolayısıyla altyapı yatırımları dahil acil hangi köyün ne ihtiyacı varsa onlarla işe başladık. Dedik ki bizim çılgın projemiz yok. Bizim çılgın projemiz Ankara halkını zengin etmek. Onlardan aldığımız parayı yine onlara harcamak dedik. Kırsal kalkınma projesi yaptık. Bunu Ardahanlılar iyi duysunlar. Tohum dağıtmaya başladık. İnsanlar tarımı bırakmışlardı. Artık üretmeyi bırakmışlardı. Halbuki Ankara'nın arazisi çok büyük. %50'si tarıma uygun. Ancak hükümetin yanlış politikaları nedeniyle hepsi tarı ve hayvancılığı bırakmıştı. Oysa ana işleri oydu. O yetmedi. Tohum verdik. Nohut tohumu verdik. Baktık tüccar ellerinden alacak, belediye satın almak suretiyle hem sosyal yardım alanları verdik, hem de başkent marketlerimizde halka direkt sattık. Para kazanmalarını sağladık. Baktık vatandaş zaten üretime hevesli. Mercimek tohumu verdik, arpa buğday tohumu verdik. Ve baktık iyi çalışıyorlar. Ne istiyorsunuz? Gübre alamıyoruz. Belediyemizde ürettiğimiz sıvı gübreyi dağıttık Ankara'daki çiftçilere. O yetmedi. Türkiye'de ilk defa çiftçilerimize mazot yardımı yaptık ki rahat bir şekilde üretsinler diye. Toplam 4 yılda 600 milyon lira para harcadık çiftçimize, 35 bin çiftçimize, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olanlara. 4 yılda 4,5 milyar lira gelir elde etmelerini sağladık. Bizim belediyecilik anlayışımız budur. İşte inşallah 15 Mayıs'tan sonra Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın her yerde söylediği gibi anayasada emredici olan hükme göre tarıma ve hayvancılığa bu yardımlar yapılacak. Bu yetmedi. Belediyenin kendi arazilerinde tam 3000 ton silaj ürettik. Hayvancılık yapanlara ücretsiz verdik. Özellikle küçük aile işletmelerine. Fi verdik. Onların ihtiyacı neyse her türlü yardımı yaptık. Şimdi sosyal yardımlara geliyorum. Biz seçilince bunları kesecektik. Öyle iddia ediyorlardı. Babalarının mallarını dağıtıyorlardı ya. Onlardan başkası bunu yapamazdı. Ve kapı kapı Ramazan kolisi gibi paket dağıtılırdı Ankara'da.
İnsanlar incitilirdi. Üzerinde isimler yazılırdı. Bak biz sana yardım yapıyoruz, başka yere oyunu verme der gibi. Biz gelir gelmez kredi kartı gibi bir tane başkent kart çıkarttık. Yardım dağıtma işini ortadan kaldırdık. Bütün ailelere bu karttan vermek suretiyle gidip mahallenin bakkalından ailesinin, çoluğunun, çocuğunun gerçek ihtiyacı neyse onları satın almasını sağladık. O kartı şu anda önümüzdeki günlerde 5-6 milyon Ankaralı kullanacak. Kimin yardım aldığını da hiç kimse anlamayacak. Dolayısıyla inancımıza göre bir elin verdiğini diğeri eli görmeden bu işi yapıyoruz. Bir de bu ihaleler tek esnaftan alınırdı. Makarna, buğday tek esnaftan alınırdı. Şimdi Ankara'ya da kayıtlı 5000 tane bakkal, market en ücra köşeye göre onların hepsi de kazanıyor. Baktık ekonomi gittikçe sıkıntıya gidiyor. Bir de pandemi sıkıntısı çıktı. Pandemide hatırlarsınız. Türkiye çapında bütün Millet İttifakı belediyeleri güzel bir dayanışma sergiledi. Dedik ki insanlar evinden çıkamıyor. Ceplerinde 5 kuruş paraları yok. Gelin dayanışalım. Yardım kampanyası açalım. Yardım kampanyası açtık. Hatırlarsanız Sayın Akşener de 3 aylık maaşını bağışlamıştı. Bir dakika dediler. Gittiler o paraya çöktüler. Dağıtırsak da biz dağıtırız. Siz dağıtmayın. O belediyeler ömür boyu ellerinde kalacak sanmışlar da ondan. Kanuni hakkımız olan yardımlar dahi engellemeye çalıştılar. Yılmadık. Maskeyi biz dağıtacağız dediler. Yapamadılar. Hemen biz örgütledik. Dükkanı kapalı olan terziler. 5 kuruş gelirleri yok. Topladım hepsini, gelin maskeleri siz dikin. Yurt dışına kadar Ankara halkı dahil herkese maskeyi de biz dağıttık. Dayanışma projeleri yaparak insanların birbirine destek olmasını sağladık. Dolayısıyla pandemi nedeniyle ekonomide zora girince, fabrikaların çoğu üretim yapamaz hale gelince, bizde 158 bin olan, destek alan insan aile sayısı maalesef 200 binleri geçti. Başvuruyorlar, kontrol ediyoruz, internetten bakıyoruz, gerçek ihtiyacı varsa hiçbir şey sormadan destek alıyoruz. Çünkü seçilmeden önce söz verdik. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Hiçbir çocuk eğitiminden mahrum kalmayacak diye. Dolayısıyla 200 bin kadar destek isteyen ailemiz var. Bunlar önceden de alıyorlardı. Şimdi eğer biz bunları okutmazsak bunların çocuğu da yardım alacak insanlar olarak yetişecekler. Bu nedenle yaptığımız incelemelere göre baktık çocukların birçoğu proteinsizlikten hem gelişme güçlüğü sağlıyor hem öğrenme güçlüğüne maruz kalıyor. Şu anda Ankara'da 200 bin tane aileye 16-17 aydır her ay 1 kilo et parası yatırıyorum. O insanların evine et girsin diye bu yokluktan. Ve bu parayı başka yerde harcayamıyorlar. Verdiğimiz başkent kartı öyle ayarladık ki eve illaki et alacak. O parayı başka yerde harcayamıyor. Bu yetmedi. Yine sıkıntı nedeniyle belediyeden talepler geliyor. Doğalgaz fiyatları arttı. Biz üşüyoruz. Çocuğumuzu evde ısıtamıyoruz. Yine 2 yıldır her aileye, 200 bin aileye 3'er aylık müddetlerle kendilerine doğalgaz parasını yatırdık ve Ankara'da desteğe ihtiyacı olan hiçbir ailenin kış boyu üşümemesini sağladık. Hatırlarsanız Aralık ayında da hükümet aynı şekilde biz doğalgaz desteğinde bulunacağız dedi. Beklemişler Karadeniz gazı gelsin. Mayıs ayında şimdi 1 aylık bedava yaptılar. Mayıs ayında. Zaten Mayıs ayında ne kadar yanar bilmem. Dolayısıyla yardımlar kesilecek denirken nereden nereye geldi? Bir koliden başladık buraya geldi. 60 bin tane destek alan ailenin çocuğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerinden ücretsiz yararlanıp da okuluna gidebiliyor. 16 bin ailenin de, uzaktan gelen ailenin de
servis ücretini biz ödüyoruz ki o çocuklar mutlaka okusun diye. Yine ilkokulun ilk kısmında okuyan 15 bin aileye her ay 330 lira para yatırıyoruz. Gittiği zaman kantinden alışveriş yapan diğer çocukların yanında mahzun kalmasın. Onlar da gitsin kantinden istediklerini alsın, bir şeyler yesin ve öğrenme güçlüğü çekmesin diye. Yine 200 bin destek alan aile eskiden tonu 30 liraya su içiyordu. Onların da şu anda 10 tonu sadece 10 liraya içiyorlar. Dolayısıyla bizim belediyecilik anlayışımız budur. Kırtasiye yardımı, her türlü yardımı yapıyoruz. En son bu bayramda baktık ekonomi sıkıntı devam ediyor. Tam 100 bin çocuğa bayram harçlığı yatırdık. Yeter ki bu insanlar mahrum kalmasınlar diye. Ama sürekli olarak seçim geldiği zaman nedense devletin bekası tehlikeye giriyor. Seçim yokken bir şey yok. Halbuki asıl beka nerede tehlikede biliyor musunuz? Bugün işsizlik almış başını gidiyor. Fiyatlar almış başını gidiyor. Hiçbir esnaf sattığı malın yerine aynı paradan yenisini koyamıyorlar. Mülteci sorunu bütün Türkiye'yi sarmış. Kiralar yükselmiş. Bunun önüne geçen yok. Artık evlerde boşanma sayıları artmaya başladı. Asıl beka sorunu budur. Aileyi tehlikeye atan budur. Alıştık artık. Her seçim biz terörist oluyoruz. Bize oy vermiyorsan terörist. Para yetmiyor, kendini beceremiyor, fiyatlar artıyor. 2019'da hatırlayın, pazarcılar teröristti. Geçen yıl marketçiler teröristti. Şimdi Rekabet Kurumu kasaplar hakkında inceleme başlatmış. Bu ayın teröristi de kasaplar. Bu arkadaşlarda hiç kabahat yok. Bu ekonomi niye bu hale geldi? Biz nerede hata yaptık? Hiç bunları sorgulayan yok. Döviz yükselir, durduramaz. Ya dış güçlerdir, ya iç güçlerdir, ya da ağızlarını gere gere CHP zihniyeti derler. Öyle mi? Sevgili Ardahanlılar, artık bu ayrıştırıcı nefret dilinden bıktık. Biz Ankara'da hiçbir Allah'ın kulunu hiçbir şekilde ayırmadan eşit bir şekilde hizmet ediyoruz. Şu anda nasıl Ankara Belediyesi'nde bu dinozor parka 16 milyar lirayı yatırıp bunları belli müteahhitlere iş veren insanlar, bu rantların parsel parsel satanlar, bu rantların gitmesini istemedilerse, yani daha iyi bir yönetim gelmesini istemedilerse, şimdisi aynısını bu iktidardan duyuyoruz. Bunlar gelirse yönetemez, bunlar gelirse ülke bölünür, bunlara oy veren terörist. Bıktık Allah aşkına. Bir iyi bir Müslümanın, gerçek Müslümanın ağzından bal damlar. Kötü bir şey söylemez. Hakaret etmez. Nefret sözleri söylemez. Oy verdi vermedi ayrımı yapmaz. Herkesi kucaklar. Seçilinceye kadar bir rekabet vardır. Ama seçimden sonra artık rekabet değil. Siz o devletin başı olarak herkese eşit hizmet etmek zorundasınız. Biz bu sözleri çok duyduk Ankara'da. Oy veren yere çok hizmet edeceğim, oy vermeyen yere de hizmet etmeyeceğim. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı 1994 yılında İstanbul'da belediye başkanı olduğunda onun da meclisteki sayısı azdı. Ama kendisine hiç kimse engel olmadı. İstanbulluları cezalandırmadılar. Şimdi Ankara'daki meclis sayımız az. Hükümette kendilerine şu sözleri duyduk. Ben şunu beklerdim. 31 Mart seçimlerinden sonra balkona çıkıp "Ey milletim, bugün yerel seçimleri gerçekleştirdik. 1400 civarında belediye başkanı seçildi, yarın göreve başlayacak. Bu saatten sonra iktidar belediyesi, muhalefet belediyesi demeden hep birlikte bu millet için hizmete başlıyoruz" demesini beklerdim. Ama biz topal ördekmişiz. O yetmedi.
Ankara'da bizden önceki belediye başkanı metro yapmayı beceremediği için bunu Ulaştırma Bakanlığı'na devretmiş. Yapmışlar sözleşmeyi, bilet gelirinin belli bir yüzdesini ödeyerek Ankara Belediyesi borcunu ödeyecekmiş. 8 Nisan'da görevi devraldım, 28 Nisan'da da bir kararname çıktı. Bu metroda yapılan metroların paraları bütçenin %5'inden kesilecek. Ne oldu biliyor musunuz? Bu 4 yılda benden kesilmesi gereken para en fazla 100 milyon lira olması gerekirken şu ana kadar 1 kartrilyon 700 milyon lirayı belediyenin bütçesinden kesip çaldılar. Yuh yok. Yuh yok. Beni cezalandırmadılar. Ankara'da kendilerine dahi oy veren bütün Ankaralıyı cezalandırdılar. İşte artık bu nefret, ayrıştırıcı siyasetin sonu geldi. 6 tane parti yan yana geldi. Evet, arada ihtilaf da çıkabilir ama Türkiye'de dilimizdeki en güzel cümlelerden birisi uzlaşma sözcüğüdür. Yan yana geldiler. 2400 maddelik bir mutabakat metni açıkladılar. Onun haricinde kim ne derse deyin, inanmayın, imza altına alındı. Yapılacaklar orada. Tarıma yapılacak, çiftçiye, kentlere yapılacak ne varsa destek hepsi orada yazılı. Onun haricinde hiçbir şeye inanmayın. Ama asıl değişiklik şurada olacak. Bugüne kadar ağzından kendilerine oy vermeyenlere veya Cumhur İttifakı'na, ki biz alıştık, Millet İttifakı dendiği zaman televizyona çıkan herkes bunlar illet, bunlar zillet, sanki biz uzaydan geldik veya düşmanız, biz anlamıyoruz bu dil, neyin nesi böyle. Halbuki biz seçimi kazanacağız, asla ve asla zafer kazanmış olmayacağız, karşımızda düşman yok. Bugüne kadar ağzından Cumhur İttifakı'na ve kendisine oy vermeyenlere tek kelime incitici sözü olmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, 13. Cumhurbaşkanımız inşallah Çankaya Köşkü'ne oturacak ve bu ayrımcı dil bitecek. İnşallah, inşallah bu memleket bu ayrıştırıcı dilden kurtulduğu andan itibaren, ayrımcılık ortadan kalktığı andan itibaren baharla birlikte bütün Türkiye'ye huzur gelecek, bereket gelecek. Ve evet, değerli Ardahanlar, sizlerle buluştuğumuz için çok teşekkür ediyorum. Özgür Bey, Çankaya Büyükşehir Belediyesi'nin başkan yardımcısı. İki milletvekilimizi de Ankara'ya göndermenizi istiyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı Çankaya Köşkü'ne hep birlikte oturtacağız. Milletvekili adaylarımızla birlikte. İnşallah bahar gelecek, güzel günler gelecek. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ardahanlılar, sizleri çok fazla bekletmek istemiyorum ama 14 Mayıs'ta değişim için en büyük görev genç arkadaşlarımıza düşecek. Şu genç arkadaşların bir ellerini kaldırabilir mi lütfen? Kaldırsınlar ellerini, dost düşman bir görsün Ardahan'daki gençliği. Sevgili genç arkadaşlarım, 14 Mayıs'ta Türkiye'yi fabrika ayarlarına döndürmeye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Sizleri daha fazla bekletmeden ben şimdi iki defa üst üste 16 milyon İstanbullunun helal oylarını alarak belediye başkanı olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu anons etmek istiyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Harikasınız. Çok güzel bir karşılama oldu. Böyle... Teşekkür ederim. Kış bitti, bahar geldi. Ama serin bir hava var. Fakat Ardahan sımsıcak. Sımsıcak çünkü Ardahan'ın insanları sıcak. Bu karşılamanız için teşekkür ediyorum. 8 ay önce birlikteydik. 8 ay önce buradaydık. Beraberce burada Faruk Demir Başkanımın da gayretleriyle Ardahan'a yakışan bir şehirler arası otobüs terminali açtık. Beğendiniz inşallah. 15 Mayıs'tan sonra bu görüşmemizi sıklaştırmak ister miyiz? Vallahi sıklaştırmak sizin elinizde. Ne yapacağız? Oylarımız tavan yapacak. Sandıklar patlayacak. Özgür Bey'i ve Asım Hoca'yı size emanet ediyoruz. Var mıyız? Çok iyi. O zaman hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yeni bir başlangıç yapacağız. Tabii bu bizim için aynı zamanda üretim demek, çözüm demek, icraat demek. Üretim, çözüm, icraat, insan ayırt etmeden sık sık yeni açılışlarda bulunmak demek, buluşmak demek. Temel atma törenlerinde buluşmak demek, yeni hizmetlerle, yeni desteklerle Ardahan'ın yanında olacağız. Ardahan'ı hak ettiği yere biz götüreceğiz, göreceksiniz. Tarımda, eğitimde, sağlıkta, turizmde Ardahan'ın ihmal edilen her hususunu iyi biliyoruz. Bu Ardahan'a benim 4. gelişim. Ben çok seviyorum çünkü ben İstanbul'da da Ardahanlılarla yaşıyorum. Benim Ardahanlı hemşerilerim en az buradaki kadar orada var. Esenyurt'ta, Beylikdüzü'nde bir aradayım akrabalarınızla. Birbirimizi oradan tanıyoruz, öyle değil mi? Harika. Şimdi Ardahan çok güzel bir coğrafya. Tarımıyla, turizmiyle, üretimiyle, hayvancılığıyla. Ama Ardahan her tarafa bağlantısı güçlü olmalı. Halbuki Karadeniz hemen yanı başı. Kars hemen burada. Kars'ın tren yolunu buraya bağlasak kötü mü olur? Çok iyi olur. Çok iyi olur. Karadeniz'e bağlantısını hızla bitirip Karadeniz'le bağını güçlendirsek kötü mü olur? Hayır, çok iyi olur. Ardahan'ın hemen sınırını güçlü bir şekilde Gürcistan'a taşısak, Azerbaycan'a taşısak ve yurt dışı bağlantıları güçlü olsa, işte o zaman ne olur biliyor musunuz? Bu şehrin kadını, erkeği, genci, çoluğu, çocuğu güçlenir. Bu güzel şehri bırakmak zorunda kalmaz. Göç etmek zorunda kalmaz. Burada sosyal yaşam güçlenir. İnsanlar burada yaşar. Bakın, dünyada karın, kışın olduğu memleketler daha huzurlu, istihdamı yüksek yerler, gelişmiş ülkelerde. Bizde ise en fazla göçün olduğu yerler. Bunu sona erdireceğiz Ardahan. Bu dediğim hizmetleri hep birlikte yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ülkemizin 13. Cumhurbaşkanımızın bize emanet ettiği kentleri dünyanın en güzel kentleri haline getireceğiz. Memleketin şehirleri doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine son 20 yıldır yaşamın kötüleştiği, insanların fakirleştiği alanlara dönüştü. Biz bunu sona erdireceğiz. Bu ülkenin kaynaklarını 86 milyon insanımıza ayıracağız. Bir avuç insana değil. O bir avuç insanın dönemi bitsin mi? 86 milyon insanın dönemi başlasın mı? İşte fırsat sizin elinizde. Oyunuzda, oyunuzda. Mülakat uygulamasıyla devlet kadrolarını milletin evlatlarından alıp kendi bir avuç insanların çoluğuna, çocuğuna, akrabasına, eşine, dostuna,
Ya bir aileden 8-10 tane makam üreten dönemin sona erip sizin pırıl pırıl evlatlarınıza verilmesine hazır mıyız? Biz milletin evlatları için geliyoruz Ardahan. İktidarda siz olacaksınız. İhmal edilenler, yok sayılanlar iktidar olacak, göreceksiniz. Hakkı yenenler, kıymeti bilinmeyenler, 86 milyon insanımız iktidar olacak. Bu memleketin her insanı eşit, emeğinin karşılığını alamayanlar iktidar olacak. Hep birlikte iktidar olacağız, hep birlikte. Milletin iktidarında Türkiye'yi iki koldan ayağa kaldıracağız, size söz veriyoruz. Hem ülke ayağa kalkacak, hem de bütün şehirlerimiz Ardahan'da gelişecek, ülkemizin en ucundaki Edirne'de, Sinop'ta gelişecek, Hakkari'de. Memleketin her köşesi güzelleşecek. Devlet tecrübesine ve devlet aklına sahip Cumhurbaşkanı adayımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde devletimiz hızla toparlanacak. Devletimiz yeniden kurumları saygın, kurallar ülkesi olacak. Bir kişinin konuştuğu değil, 86 milyon insanın istediği olacak. 86 milyon. Sevgili kardeşim, yollarınız yarım kalmayacak. Yollarınız bitecek. Tünelleriniz bitecek. Hiç endişe etmeyin. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta çok büyük adımlar atacağız. Ülkemizin her tarafını bolluk ve bereketle kaplayacağız. İhtiyaçlarına eğileceğiz insanlarımızın ve biz insanlara şehirlere gelmiş insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak milletimizi zenginleştireceğiz. Biz iyi bir ekibiz. Devlet yönetmeyi de şehir yönetmeyi de biliyoruz. Çok güçlü bir kadromuz var. Vatandaşı gönülden dinleyen 86 milyon insanının gözüne sevgiyle, saygıyla bakan, özen gösteren, Atatürk'ün gözleri gibi insanına bakan yöneticileriz biz. Ahlaklı, temiz ve bereketli bütçe yönetimi yapacağız. 14 Mayıs'tan sonra az önce Mansur Başkan'ın burada anlattı. Ankara'da, İstanbul'da çok büyük bütçeleri yönettik. Birçok bakanlığın, devlet kurumunun daha büyük bütçelerini yönettik. Ve biliyorsunuz 4 yılı aşkın süredir gözleri bizim üzerimizde. Mercekle bakıyorlar, uydurma davalar açıyorlar. Hakkımızda mahkumiyet kararı verecek kadar partizan davranıyorlar. Ama ne bulabildiler? Hiçbir şey. Çünkü biz ahlaklı, temiz bir bütçe yönetimi sergiliyoruz. Bütün işlerimizi halkın gözü önünde yapıyoruz. Meclisi de halkın gözü önünde. İhaleyi de halkın gözü önünde. İşte o sayede İstanbul'da, Ankara'da, her yerde bolluk ve bereket var. Bizden önceki yönetimden daha fazla sosyal yardımda bulunuyoruz. Daha fazla metro yapıyoruz. Onların yapamayıp yarım bıraktıklarını, onların hiç başlayamadıklarını aldık, yaptık, bitirdik, vatandaşımızın hizmetine başladık. Çatlasınlar da patlasınlar. Daha fazlasını yapacağız. Daha fazlasını. 15 Mayıs'tan sonra sadece İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Adana'nın, Mersin'in değil, memleketin bütçesine bereket gelecek. Türkiye'de bir kişinin bile ahlakından, dürüstlüğünden şüphe duymadığı erdemli, hak, hukuk ve adaletin temsilcisi 13. Cumhurbaşkanımız geliyor. 13. Cumhurbaşkanımız. Sayın Kılıçdaroğlu geliyor. Halka en yararlı, en doğru bütçe yönetimini hep birlikte ayağa kaldıracağız. Milletin vicdanını temsil eden yönetim olacağız. 14 Mayıs'ta 86 milyon insanımızın vicdanı galip gelecek. Bir avuç insan kaybedecek. Onları evlerine göndereceğiz. Onlara güle güle diyeceğiz. Güle güle.
güle güle diyeceğiz. Ne dediler? İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır dediler. Hayatlarında ilk kez doğru söylediler. İlk kez. İlk kez doğru söylediler. Evet, Türkiye kazanacak ama Türkiye, bizim iktidarımızda Türkiye kazanacak. Sevgili Ardahanlılar, az önce söyledik. Özgür kardeşimiz de, Asım Hoca da size emanet. Var mıyız? Seçimlere hep beraber coşa coşa gideceğiz. Var mıyız? Harika. Sandıklarda oylar patlayacak. Var mıyız? Sandıklarda görev alacağız. Var mıyız? O zaman Ardahan'da kazanacak, Türkiye'de kazanacak, İstanbul'da kazanacak, Ankara'da kazanacak. Şimdi az önce burada kardeşim dedi ki, yolumuz uzun, gençler hep birlikte bizimle beraber. Biri de yazmış, İmamoğlu değil sanki Emmimoğlu demiş. Ben zaten buraya biri de demiş ki geliyoruz yavaş yavaş. Ben zaten buraya sizin kardeşiniz, Emmioğlunuz, arkadaşınız, evladınız olarak geldim. Özellikle gençlerin abisi olarak geldim. Evlatlarınız ve gençleriniz başta Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, sonra bizlere emanet. Hiç endişe etmeyin. Sevgili gençler, sevgili Ardahanlılar, bir İstanbul sözü alıp buradan ayrılacağım. İstanbul sözü bunun adı, şimdi Türkiye'ye yayılıyor. Var mıyız gençler? Gençler deyince bütün Ardahan varız dedi. Harika. Peki, her şey! Her şey! Söz mü? Tamam. Harikasın Ardahan. Kalın sağlıcakla. İktidarımızda buluşmak, yeni temeller, yeni açılışlar yapmaya söz veriyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun, var olun. İstanbul'un helal oylarıyla iki kez üst üste seçim kazanmış Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ardahanlılar, canım hemşehrilerim, zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu, refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Ben şimdi sizlere Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa bırakıyorum. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Ardahan olduğu sürece, Ardahan, Serhatşehir ayağa kalktığı sürece bu ülkeye hakkı da, hukuku da, adaleti de mutlaka getireceğim. Adalet sadece Ardahan'a değil, adalet Türkiye coğrafyasına gelecek. Adalet. Adaleti sadece mahkeme salonlarında değil, adaleti yolda, adaleti her yerde, tarlada, fabrikada, her yerde adaleti arayacağız. Çalışan içinde adalet, ev kadını içinde adalet, sınava girenler içinde adalet, her şey için adalet. Çünkü Yüce Yaradan dünyayı adalet üzerine inşa etti. Adaleti ya getireceğiz, ya getireceğiz. Ardahan'da olduğum için
son derece mutluyum. İki, belediye başkanı arkadaşımızı dinlediniz. İstanbul'a ve Ankara'ya hizmet veriyorlar. Şimdi onlar birlikte beraber bütün Türkiye'ye hizmet vereceğiz. Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. İnsan insandır ve başımızın üstünde yeri vardır. Herkese hizmet edeceğiz. Onlar gibi yapmayacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Büyük beklentileriniz var. Biliyorum. Bakın Ardahan'da bir değişim oldu. Değişimi yaşadınız. Terminali bile yoktu Ardahan'ın. Terminali bile yoktu. Terminaliniz var mı? Belediyenin bütün araçları kiralıktı. Dünyanın parasını ödüyorlardı. Şimdi belediyemizin araçları var mı? Hiçbirisi kiralık değil. Demek ki parayı yerinde kullanırsanız, demek ki kul hakkı yemezseniz, demek ki halka hizmeti, hakka hizmet gibi görürseniz, Ardahan'ı da kalkındırırsınız, Türkiye'yi de kalkındırırsınız. Bunu yapacağız. Engel çıkarıyorlar, ben bunun farkındayım. Ama istedikleri gibi, istedikleri kadar engel çıkarsınlar. Biz bu ülkenin halkına 85 milyona güveniyoruz ve sizin için çalışacağız. Sizin için mücadele edeceğiz. Gençler, biliyorum bazen KPSS'yi kazanıyorsunuz, mülakatta eleniyorsunuz. Onu kaldıracağım, oraya da adaleti getireceğim. Sınavı kazanacaksınız ve her biriniz göreve başlayacaksınız. Kadınlar, ev kadınları, sizin de derdinizi biliyorum. Sizin bir sosyal güvenliğiniz yok, onu da biliyorum. Primsiz aile destekleri sigortasını getireceğiz. Allah nasip ederse hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun, her evde bereketin olduğu bir düzeni getireceğiz. Kimse kimseye muhtaç olmayacak ve her kadının sosyal güvencesinin temeli, aktörü devletin kendisi olacak. Devlet yanınızda olacak. Devlet sizi birilerine muhtaç etmeyecek. Bunu da bilmenizi isterim. Dışarıdan et getiriyorlar. Dışarıdan canlı hayvan getiriyorlar. Dışarıdan arpa getiriyorlar. Dışarıdan yulaf getiriyorlar. Dışarıdan mısır getiriyorlar. Dışarıdan ne geliyorsa getiriyorlar. Ya Allah aşkına, bu ülkenin ovaları yok mu? Tarlaları yok mu? Çalışan insanları yok mu? Hepsi var. Onlar beşli çetelere çalışıyorlar. Ben halka çalışacağım. Beşli çete deyince, beşli çete deyince onlara milyar dolarları aktardılar. 418 milyar doları aktardılar. 418 milyar doları söke söke alacağım ve halka vereceğim. Sanıyorlar ki biz dışarıya para götürdük, kimse bunu görmez. Bay Kemal görür ve o paraların tamamını getirir. Bu millete verir. Ben sizden bir şey istiyorum. Bir şey. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyu öyle kullanın. Kul hakkı yiyene oy vermeyin. Bakınız, buranın gençleri büyük kentlerin varoşlarında acaba asgari ücretle iş bulabilir miyim diye çalışıyorlar. Uğraşıyorlar. Ardahan'ı görüyorsunuz. Bereketli ovalarını görüyorsunuz. Tarıma destek verirseniz, hayvancılığa destek verirseniz, çiftçiyi tarlaya küstürmezseniz, herkesin kazandığı, herkesin ürettiği, alın terinin değer bulduğu bir düzeni yaratırsanız, hiç kimse büyük kentlerin varoşlarına gidip acaba asgari ücretle bir iş bulabilir miyim diye arayış içine girmez. Herkes bulunduğu yerde karnını doyuracak. Herkes bulunduğu yerde huzur içinde yaşayacak. Herkesin işi, herkesin geliri olacak. Hedefimiz bu. O nedenle söylüyorum. Onlar paraları başka için harcıyorlar. Beşli çeteleri için harcıyorlar. Yandaşları için harcıyorlar.
Bay Kemal vatandaşı için harcayacak. Evet, hiç endişe etmeyin. Doğu Ekspresi'nin son durağı Ardahan olacak, göreceksiniz. Ardahan olacak. Staj mağdurlarının sorunlarını biliyorum. Onu da çözeceğim, hiç endişe etmeyin. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Endişe etmeyin, köy okullarının tamamını açacağız. Köy okullarının. Yolunuz uzun gençler, sizinle diyorsunuz. Söz gençler, ben de sizinle beraberim. Hiç endişe etmeyin. Ardahan söz. Ardahan söz. Sahra Tüneli gelecek. Ardahan söz. Ardahan söz. Doğu Ekspresi buraya gelecek. Ardahan söz. Çiftçi kazanacak. Üretici kazanacak. Bütün köylerde bir veteriner, öğretmen olacak, veteriner de olacak. Hayvanlarınızın aşısını hiçbir ücret almadan yapacak, aşılarını yapacak. Hiç endişe etmeyin. Dediğim gibi tek görevim bu ülkeye huzurun gelmesi, bu ülkeye bereketin gelmesi. Diyorlar ki efendim işte bunlar geldi, parayı nereden bulacak? Para var, Türkiye zengin bir ülke. Türkiye güçlü bir ülke. Yeter ki kaynaklar doğru dürüst harcansın. Ardahan büyük, Ardahan Belediyesi büyük şehir diyecektim. İnşallah bir gün burası da büyük şehir potansiyeline kavuşur. Neden biliyor musunuz? Bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Erzurum'dan başlayıp Kars, Ardahan, Iğdır, bütün bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi. Bu bölge tarım ve hayvancılık bölgesi olacak ve bu bölgede tarım ve hayvancılığa dayalı büyük bir sanayi entegre tesisleri kurulacak. Ve bu bölge Kafkasların ve Orta Doğu'nun yıllık et ihtiyacını karşılayacak. Bu bölgenin yani Kafkasların ve Orta Doğu'nun yıllık et ihtiyacı 25 milyar dolar. 25 milyar dolarlık bir pazarın en güçlü aktörü olacağız. Bunu planladık, özel ekonomi bölgesi olarak yaptığımızda göreceksiniz bu bölgenin nasıl büyüdüğünü, nasıl kalkındığını. Sadece bu bölgeyi, Kafkasları ve Orta Doğu'yu değil, Avrupa'yı da nasıl beslediğini göreceksiniz. Ve bu bölgede kişi başına gelirin nasıl arttığını, bu bölgede insanların nasıl huzur içinde çalıştığını göreceksiniz. Diyor ki, mazot paha, paha yani pahalı, depo boş. Gübre paha, tarla boş, yem de paha, ahır boş, Kemal'im imdada koş. Koşacağım. Niye buradayız? Koşacağım. Hiç endişe etmeyin. Koşacağız. Hiç endişe etmeyin. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bir şey daha. Bir şey daha. Bu düzenin değişmesini istiyor musunuz? Bu harami düzeninin değişmesini istiyor musunuz? Yoksulluğun bitmesini istiyor musunuz? Her evde huzurun, her evde bereketin olmasını istiyor musunuz? Üreticinin kazanmasını istiyor musunuz? O zaman hep beraber sandığa gideceğiz. Güzel Türkiye'yi inşa etmek için. Efendim, sandığa giderken bir kişiyi yanınıza götüreceksiniz mutlaka. Geçen seçimlerde AK Parti'ye veya MHP'ye oy vermiş bir kardeşimizi de ikna edip beraber sandığa gideceksiniz. Diyeceksiniz ki Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin kul hakkı yenmeyen bir yönetime ihtiyacı var. Türkiye'nin adalete, Türkiye'nin huzura ihtiyacı var diyeceksiniz. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Ardahan, benden de size söz. Söz verdiklerimin tamamını yapacağım ve göreceksiniz. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum.
13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Şimdi milletvekili adaylarımızla birlikte 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri selamlıyor. Ardahan milletvekili adaylarımızla birlikte, Cumhurbaşkanı yardımcılarımızla birlikte, Millet İttifakı Ardahan il başkanlarımızla birlikte, aramızda bulunan konuk belediye başkanlarımızla birlikte, Ardahan il başkanlarımız, belediye başkanlarımızla birlikte selamlıyor sizleri. Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Ardahan milletvekili adaylarımız Özgür İncesu, Asım Karabaca. Ardahanlı Ankara milletvekili adayımız Deniz Demir. Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen. Artvin Belediye Başkanımız, Hanak Belediye Başkanımız, Bosok Belediye Başkanımız, Damal Belediye Başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz, hemşehriniz Sait Atalay'la birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Ardahan'ın selamını Kars'a götürüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hoşça kalın sevgili Ardahanlılar.